dedikten sonra siyaset haberlerini şimdilik bir kenara bırakacağız. Diğer haberlerimizi hızlıca aktaralım. Narin soruşturmasında bir suç duyurusu var. Bir gelişme var mı derseniz böyle hani yeni işte ifadeler verildiği, kimi delillerin araştırıldığı yönünde haberler geliyor ama hala tam olarak bu cinayetin kim tarafından işlendiği, neden işlendiğine dair somut toplumu, kamuoyunu evet böyle olmuştur denilecek netlikte bir bilginin yetkili makamlarca açıklanmadığını, soruşturmanın da bu yönde seyretmediğini söyleyelim. En son Adalet Bakanı'nın elimizdeki videolar ve diğer verileri işliyoruz, inceliyoruz açıklaması üzerine umutla beklemeye devam ediyoruz. Yalnız DEM Parti bu soruşturmanın en başından normalde ailenin şüpheli olarak görülüp işlem yapılsaydı mutlaka çözülecek bu cinayet meselesiyle ilgili orada soruşturmayı durduran, iktidarı durduran, yargıyı durduran acaba bu ailenin AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ile kurduğu ilişkiler midir diye bir sorusu var. Toplumun da sorduğu bir soru bu. İşte DEM Parti bu konuyla ilgili şimdi bir soruşturmayla ilgili suç duyurusunda bulunuyor ve katil zanlısı amca Salim Güran'la AKP'li Galip Ensarioğlu'nun ilişkisinin tespit edilmesini istiyor. Narin 21 Ağustos'ta kayboldu. 8 Eylül'de derenin kenarında cansız bedeni bulundu. Tüm Türkiye'yi kahreden bu süreçte birçok şüpheli tespit edildi. Ancak gerçek katil ya da katiller hala bulunamadı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Narin'in cinayetine ilişkin bir suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli önlemlerin alınması konusunda ihmal gösteren, sorumluluğu olan kamu görevlileri hakkında görevi kötüye kullanma, dosya delillerinin karartılması, suç delillerini yok etme, değiştirme, bozma, adli yargılamayı etkileme iddialarıyla başvuru yapıldı. Adliye önünde yapılan açıklamada konuşan DEM Parti Hukuk Komisyonu eş sözcüsü Sevda Çelik Özbingöl, etkin soruşturmaya dair hepimizde ciddi şüpheler ve endişeler oluştu dedi. Dosyada tutuklu zanlılar mevcut. Ancak bir dosyada tutuklu sanıkların, tutuklu zanlıların bulunuyor olması tek başına etkin bir soruşturmanın yürütüldüğüne delalet teşkil etmemektedir. Dosyada biz gizli kararının etkin bir soruşturmaya engel olduğunu düşünüyor. Bu aşamada dosyanın açık, tarafsız, şeffaf bir şekilde kamuoyu da bilgilendirilecek şekilde yürütülmesini öncelikli talep olarak dile getiriyoruz. Eş sözcü Özbingöl, AKP milletvekili Galip Ensarioğlu'nun cinayet şüphelisi Salim Güran'la ilişkisinin tespit edilmesini istedi. İktidar partisi milletvekillerinden bir tanesinin cinayetle bağlantısı bulunan aile bireyleriyle ilişkilerinden kaynaklı olarak da aileyi koruyucu, dosyayı yönlendirici ve etkin soruşturma ve kovuşturmaya müdahale edecek düzeyde sözler ve cümleler kurduklarını ve dosya üzerinde ciddi bir delil karartma baskısının da mevcut olduğunu biz hepimiz beraber izledik. Özbingöl, Narin Güran cinayeti kapsamında yürütülen soruşturmada delillerin zamana yaymadan ve derhal tespit edilerek toplanması gerektiğini söyledi. Telefon irtibatlarının ve bağlantılarının tespit edilmesini, bu temelde hem suçu işleyen hem de işlenen suçun ortaya çıkmasını önlemeye çalışan, delil karartan kişilerin de bu süreç içerisinde tespit edilerek yargı karşısında cezalandırılmasını, haklarında ilgili yeteri kadar iddianame tanzim edilmesini belirtmek üzere. İstanbul'da 19 yaşında biri biliyorsunuz silahlı saldırıyla bir polisimizi şehit etmişti. İşte o saldırının ardından konuşuluyor. Ne konuşuluyor? Bu kadar sabıka kaydı olan, 26 sabıka kaydı olan biri sokakta nasıl dolaşıyor? Bir kere çok sayıda sabıkalı ve çok sayıda sabıkasıyla sokakta gezenlerin sayısının bir aylık fazla olduğunu söyleyelim. Temel meselenin bu olmadığını da söyleyelim. Temel mesele bu kadar sabıka kaydı gencecik 18-15 yaşında çocuklarda nasıl birikiyor,
nasıl biz böyle bir suç toplumu haline geldik? Herhalde temel mesele bu. Üzerine eğilmesi gereken mesele bu. Ancak yaşanan son saldırı ve o saldırının ardından ortaya çıkan ihmallere rağmen değişen bir şey yok gibi. Bakın Kastamonu'da baba ve oğlu polise silah çekti. Tehdit etti. Yaşanan arbedede 3 polis hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evet, bu haber ancak yayınlanınca, bir kez daha herkes duyunca ortaya çıkan tepki sonrasında bir kez daha gözaltına alınan baba oğul tutuklandılar. Abi! Baba ve oğul polislere silah çekti. 3 polis yaşanan arbedede yaralandı. Saldırganlar adli kontrole serbest bırakıldı. Tepkilerin ardındansa gözaltına alınıp tutuklandı. Görüntüler Kastamonu'nun Cide ilçesinden. Tayfur Demir liman bölgesinde aracıyla drift yaptı. Ekiplerin dur ihtarına uymayan şüpheli kaçtı. Kısa süreli takibin ardından durdurulan Tayfur Demir polislere direnç gösterdi. Yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Şüphelinin oğlu Mikail Emre Demir de olay yerine geldi. Belinden silahını çıkararak polislere doğrulttu, tehditler savurdu. Takviye ekiplerinde gelmesiyle 2 şahıs gözaltına alındı. Arbede sırasında 3 polis hafif yaralandı. Mikail Emre Demir'in 10'dan fazla, babası Tayfur Demir'in ise 20'den fazla suç kaydı çıktı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen ikili adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görüntüler ve şüphelilerin serbest kalmaları tepki çekti. Savcılık adli kontrole itiraz etti. Bu itirazın üzerine baba ve oğlu hakkında yakalama kararı çıktı. Şüpheliler yakalanarak bir kez daha gözaltına alındı. Mahkeme kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama suçundan tutuklanmasına karar verdi. Akıl almaz değil mi? Tabii temel sorunumuz dediğim gibi yani suçlu üreten mekanizmalara aslında odaklanmak lazım. Çocuklarımız neden suç örgütlerinin birer üyesi haline dönüşüyor? Suç neden artıyor? Şiddet neden artıyor? Silahlanma neden artıyor? Türkiye'deki 40 milyon silahın 4 milyonun ruhsatlı olduğu, 36 milyon ruhsatsız silah sahibi olduğuna dair Umut Vakfı'nın verileri var. Bugün haberlere konu olan. En baştan bu işi durdurmak lazım. Durduramadık, birileri suç işledi. Peki o suç işleyenler cezaevine girdikten sonra acaba cezaevinde kaldıkları sürece bir iç hesaplaşma, bir rehabilite döneminin ardından yeniden toplumla buluşup o suç işledikleri günü arkalarında bırakacakları yeni bir yaşam kuruyorlar mı?